Son düdük geliyor Halis Özkaya'dan. Beşiktaş 2, Ankara Gücü 2 maçın sonucu. Artı futbola başlıyoruz. Konuklarımız yerlerini aldı. Hemen konuklarımıza da hoş geldiniz diyelim. Ceyhun hoş geldin. Ceyhun Eriş bizlerle birlikte. Ahmet Akçan hocam yerini aldı. Hocam hoş geldiniz. Ve Mehmet Emin Uluç. Sen de hoş geldin sevgili Mehmet Emin Uluç. Birazdan Serdar Sarıdağ da bizlerle birlikte olacak. Yazısını yazdırdıktan sonra bu heyecan dolu maçın perde arkasını sizlerle paylaşacağız. Pozisyonları tek tek değerlendireceğiz. Tam 3 penaltı vardı bu mücadelede. Ankara Gücü ikisini gole çevirdi. Beşiktaş penaltı vuruşundan yararlanamadı. Hemen dönelim konuklarımız. Ahmet Hocam, lider Beşiktaş kendi evinde puan kaybetti. Üstelik 2-0 öne geçtiği maçta nasıl değerlendiriyorsunuz 90 dakikayı? Beklentilerim Beşiktaş'ın şampiyona yakışır, daha tempolu. Önde rakibe fazla çıkma şansı tanımadan ortaya koyacağı bir oyunla maçı kazanmasıydı. Ama oyun başladığı andan itibaren Beşiktaş'ın bugün çok zorlanacağını gördük. İlk yarı tamamıyla iki takımın da 3. bölge oyunundan çok uzak, etkisiz bir şekilde oynandığının altını çizmemiz lazım. Her ne kadar Beşiktaş ilk yarının son dakikasında 1-0 öne geçmiş olsa bile oyunun genelde pozisyonsuz bir ilk yarı olduğunu söylememiz lazım. Sevgili Cüneyt hatırlayacaksın, beraber çok program yaptık. O programlarda benim ısrarla vurgulamaya çalıştığım bir gerçek vardı Beşiktaş'ın oyunuyla ilgili. İki tane Başakşehir maçı, birinci de lig maçında 1-0, 2-1, 3-2 öne geçti. Yani öne geçtikten sonra Beşiktaş geri çekildi, beraberliğe yakalandı. Başakşehir Kupa maçı 2-0 öne geçti. Beşiktaş geri çekildi, beraberliğe yakalandı. Önde oynamayı başaramıyor Beşiktaş. Ki Beşiktaş öne geçtiği her maçta eğer oyunu geride kabullenmeye başlarsa bu Beşiktaş adına defansif yönden çok ciddi bir sıkıntı. Beraberliğe yakalanıyor açıklamasını bütün bu maçları örnek vererek söylemiştim. Fenerbahçe maçı bunun bir örneği. Alanya maçında 3-0 kazanmalarına rağmen rakibe verilen 3 tane pozisyon var. Kasımpaşa öne geçtiği için de o maçı kazanmıştı. Bugün de Beşiktaş 2-0 öne geçti. Yine 2-0'dan sonra gol arayan Ankara Gücü'ydü. Beşiktaş kendi yarı sahasında oyunu kabullendi. Ama öteki maçlardan bir farkı, Ankara Gücü beraberliği öyle bir dakikada buldu ki artık telafisi mümkün değildi. Oyunun geneline bakılırsa bu skor benim için sürpriz olmadı. Ya bence Ceyhun Eriş'e de soralım. 2-0 öne geçen bir Beşiktaş vardı. 2 penaltı, hatta 3 penaltı Beşiktaş penaltıyı kaçırdı ama Ankara Gücü de penaltıyı kaçırmadı. Son dakikada gelen golle de eşitliği sağladı Ankara Gücü. Müsaade edersen bir giriş yapmadan önce küçük bir kutlama yapacağım. Şu an beni ekranın başında izleyen genç bir kardeşimiz var. Benim büyük baldızımın kızı Ela Melina bugün 13 yaşına girdi. Nice senelere diyelim Ela'ya. Melinacığım, doğum günü kutlu olsun kuzum. Sağlıklı mutlu yaşları inşallah. Öpüyorum seni çok. Teşekkür ederim bu fırsatı verdiğin için. Buyurun. Şu an çok mutlu oldu ekranın karşısında. Maça gelirsek Ahmet Hocam çok güzel aslında kısa açıklama yaptı. Yani klasik bir Beşiktaş izlemedik bugün. Evet, Abubakar, Cenk eksikliği var ama ben açıkçası maçtan önceki öngörüm şuydu. Şimdi puana ihtiyacı olan, daha da rahatlamak isteyen bir Ankara Gücü bir şekilde galibiyet serisini sürdürmek isteyen ve geçen hafta oynayamadığı oyunu, eski oyununu tekrarlayacak bir Beşiktaş ve tempolu bir maç beklerken tam tersi iç yarı çok durağan, çok pozisyonu olmayan, biraz Ankara Gücü lehine ilerleyen bir ilk yarı oldu. Hani çok zorlanmadı Ankara Gücü. Maçın en ilginç tarafı, maçta olan 4 golün 4'ünü de Ankara Gücü'de oyuncuların atmış olması. Evet. O çok ilginç bir durum. Kolay kolay bir futbolcu iki kez kendi kalesine gol atmaz. Kulusiç maçtan sonra en çok sevinen oyuncu olmuştur. Özellikle son dakikada gelen penaltı golünden sonra. Yani genel anlamda kısa özet, Ankara Gücü buradan istediğini alarak döndüğünü düşünüyorum ben. Mehmet Emin Uluç, %53'e 37 toplu oynama oranı. Galibiyeti isteyen bir Beşiktaş vardı aslında rakamlara baktığımızda. 7 şutu var Beşiktaş'ın.
Üçünde isabet vurdu. İki engellenen şutu, 7 de şut pası var. Ankara Gücü'nün 4 şutu vardı. 3'ü isabetliydi. Beşiktaş'ın gol çabaları yeterli olmadı. 24 tane de ortası vardı Beşiktaş'ın aslında. Gol çabaları yeterli olmadı. Halis Özkaya mı katkı sağladı diyorsun gole? Yok canım, öyle de. Ben diyorum canım. Ben diyorum herhalde. Hangi size... golden bahsediyorsun? Hangi golden? İşte Vida'nın dirsek attığı. Bakacağız pozisyona. Tabii bakarız, pozisyona bakarız. Şimdi geçen hafta Fenerbahçe'nin golü var biliyorsun. Yediği gol, Antep'in attığı gol. Buz gibi golü hakem iç etti sağ olsun. Mete Kalkalan. O zaman söyledik. Fenerbahçe 3-1 kazandı ama eğer hakem Fenerbahçe'nin iyi dakikalarda, iyi oynadığı dakikalarda yediği o golü verseydi Fenerbahçe 1-0 geriye düştüğü maçı 3-1'e çevirebilir miydi ya da bu tempoyu koyabilir miydi bilmiyoruz. Şimdi Beşiktaş penaltı kaçırmış. Bu arada penaltıyı kim attı, niye attı, neye göre attı, nasıl oldu o da başka bir tartışma konusu. Takımın penaltısı Enkudu mudur bilmiyoruz. Sonrasında bariz bir şekilde yani VAR'dan dönmesi gereken bir gol var bence en azından. Sonrasında 2-2'lik skor var. Yani Beşiktaş galibiyeti mi kaçırdı yoksa Ankara Gücü beraberliği mi yakaladı? Ama bunların hepsinin dışında belki de Ankara Gücü'nün galibiyetine hakemle engel mi olundu diyebiliriz. Bütün bunların dışında Beşiktaş yine benim bu puan kaybına rağmen en büyük şampiyonluk adayımdır. Şimdi Fenerbahçeliler, Galatasaraylılar sevinmiştir. Tekrar hesaplar yapılıyordur. Ama biliyorsunuz bir Başakşehir maçına çıkacak Fenerbahçe. Cepte 3 puan diyemezsiniz ki sonrasındaki fikstür de kolay değil. Bence maçın özeti Ankara Gücü'nün yediği ilk golde hakemlerin, VAR hakemi de dahil olmak üzere basiretsiz kararlarıdır. Hocam ne dersiniz hakem yönetimi için? Az sonra pozisyon konuşacağız ama genel anlamda değerlendirirsiniz. Ben genel anlamda Ali Sözkaya'nın bugün çok iyi bir maç yönetmediğini düşünüyorum. Oyun esnasında özellikle bu konuda gündeme geleceğini düşünerek tarzım olmamasına rağmen birçok pozisyonda onunla hemfikir değildim. Burada belirli pozisyonlara görüntü olmadan girmektense görüntüler eşliğinde onları konuşmak daha doğru olur sanırım. Ceyhun Eriş, hakem için senin de görüşünü alalım ki dediğimiz gibi görüntüler geldiğinde pozisyon bakıp izleyicilerimiz de değerlendireceğiz zaten. Ben de Ahmet Hocam gibi çok hakemle ilgili konuşmak istemiyorum. Hakemlik belki çok bir şey olmamış gibi gözüktü ama hani ben de açıkçası böyle çok biraz gayri ciddi bir maç yönettiğini düşünüyorum açıkçası. Beşiktaş'ın... Özür dilerim. Buyurun. Bu arada sanki tek başına hakem konuşmaya gelmiş adam durumunda hissettim kendimi. Son kararları sana soruyorum. Biz öyle yapıyoruz. Mehmet Emin, biz öyle yapıyoruz. Birini atıyoruz, o konuşuyor hakemle, biz karışmıyoruz. Hayır, bu işi en iyi bilen biz de hakemleri değerlendiriyor. Yok, pozisyonlara bakacağız, hakemi konuşacağız. Benim de gönlümden geçer. Ben de hiç hakemi konuşmayayım. Hatta maç hakemsiz mi yönetildi diyelim falan. Ne kadar çok top oyunda kaldı. Ama